Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhaba. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30. hafta maç sonuçları değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Furkan Özkar ile bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Can. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Yayına hızlıca başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarını başta yeni Instagram hesabı Spor Trivela olmak üzere takip edebilirsiniz diyelim. Varsa ekleyeceğim bir şey alalım sonra başlayalım. Güzel bir hafta sonu oldu. Evet. Maçları izledik. Amespor Anılköy maçını yine özel programda değerlendireceğiz. Maç sonucunu. İzleyen herkesten de rica ediyoruz. Lütfen videomuza beğeni yapmayı, maçların sonuçlarıyla ilgili yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca kanalımızda katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza da tüm izleyenlerden destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Hem Instagram, Spor Trivela hem de Twitter hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Denizlispor Soma Spor maçıyla başlayalım. Başlayalım. Başlamadan önce de yukarısı için hakikaten İskenderun ve Iğdır'ın haftayı çok ciddi kayıplarla kaybettiği bir hafta oldu. Evet. Çünkü tüm rakipleri kazandı. Aşağıda da Denizlispor'la Belediye Denizlispor galip geldi. Rakiplerini kazanamadı haftada. Onlar için de karlı bir hafta oldu diyelim. Denizlispor maçıyla başlayalım. Dediğim gibi Soma Spor 2-1 mağlup ettiler. Yine bir galibiyet daha aldılar. Denizlispor bir çıkışa geçti. Yani biraz son dakikalarda da Bursa golü galibiyeti. Evet. Kırmızı kartların oldu. Biraz aksiyonda çok oldu bir karşılaşmada. 3 puana uzandı. Hı. Ne düşünüyorsun? Yani ligde kalma yolunda şu anda puan farkında Sarıyer'le 2'ye indirdi. Evet. Öncelikle Denizlispor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Soma Spor'daki düşüş de acayip devam ediyor. Onu da dikkat çekelim bence. Evet. Bak playoff'a yakın giden takım bir anda 12 puanlık fark oluştu. Zaten playoff şansı olmadığını söylüyorduk ama baya bir düşüş geldi. Hani hep bu lige çıktığından bu yana ikinci derdeki o düşüşten bahsediyorduk ya. Bu sene bence diğer sezonlardan daha da aşağıda bir, yani daha fazla bir düşüş oldu. Zaten Iğdır maçında kazanan Denizlispor'dan sonra bu maçta da bu hani moralin yansıyacağını düşünüyordum. Kaybetmezler diyordum. Denizlispor tarafında olduğumu söylemiştim. Beklediğim gibi de oldu. Bence en önemli nokta şuydu. Bekir Böker'in gol atmadan maç kazanması önemliydi. Bekir'de de bir sıkıntı oldu. Oyundan çıktı. Hatta onunla ilgili yorumlar da vardı Denizlispor sayfalarında. İnşallah hani oyuncumuz haftaya oynayabilir diye. Çünkü Bekir bu takım için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki de. Ve Denizlispor bir havaya girdi şu anda ki haftaya da Menemen deplasmanı var İzmir'de. Dokun yani maçtır bu hafta kazanamıyorlardı. Sonra. Şimdi iki maç üstte kazandılar. Evet. Ve Sarıyer'in özellikle bir de Düzce'nin. Düzce'yi yine çok katmıyorum. Çünkü Düzce zaten oraya yakın noktadaydı da. Sarıyer'in bu kadar kendisini düşme hattında tutmak istemesi de alttaki takımları daha da iştahlandırdı. Evet, 5 maçtır kazanamadı. Yani son 2 maçtır içeride mesela 0-0 bitiyor Sarıyer. İnegöl ve Iğdır kazanmaları lazım. Artık rakip kim olursa olsun. Yani Denizli büyük bir avantaj sağladı şu anda aldığı 2 galibiyet üst üste. Ama Allah'tan benim, Sarıyer için haftaya Soma'ya gidecek olmaları belki evet. Formsuz bir Soma'ya gidecekler çünkü. Yani şöyle aslında bir yandan Sarıyer için avantaj bir yandan dezavantaj. Yani o takım bir yerde çıkış yapacak Soma Spor. Denizlispor'un maçı zor olacak Menemen'le. Menemen'de biliyorsun hafta sonu bay geçmişti. Evet. O yüzden hani Denizlispor oradan da yine Iğdır karşısında yaptığı bir skor almak isteyecektir. Onu zaten çarşamba günü konuşacağız. Yani Gökhan Süzen de gollerine devam ediyor. Geçen hafta asist yapmıştı. Duran topta güzel bir asistti. Bu sene de birkaç maçta böyle etki etti. Yani Denizlispor'un aldığı galibiyet tekrardan onları ciddi anlamda umutlandırdı. Ha bana soruyorlarsa veya sen de soruyorsan Denizlispor'un hale düşeceğini düşünüyor musun diye görüşüm yine aynı. Yani ben puanlar çok yaklaştığı için artık çok net bir şekilde söyleyemiyorum bunu. Çünkü Arnavutköy bile bir çıkışa yakala dedik. Belki bu hafta hani Amespor karşısında farklı mağlup oldular ama henüz hiçbir şey belli değil. Yani beyaz gruptaki tablo biraz belli ama kırmızı grup evet. Bence henüz net olarak belli Hatta değil. Hatta ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bak hafta sonu Düzce Spor Iğdır'a gidiyor. Evet. Iğdır yendim mi altta Düzce bir anda düşme hattına olabilir yani. Iğdır'ın da artık kazanması gerekiyor. Tabii ki. Onlar zaten çarşamba konuşacağız. Şu an düşme hattı alevlendi yani ben sana söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Yani geçen hafta bir şey dedik hatta. Buradaki düşme yarışı diğer gruptakiyle aynı değil. Buradaki yarış bir yerle kesti. Diğer grup netleşti zaten. Aynen. Artık yani. Sen de Zonguldak konusunda bana geldin bence diğer grupta. O programda konuşuruz. Onu konuşuruz beyaz grupta ama kırmızı grup ciddi anlamda hem playoff hem düşme hattı hem şampiyonluk yarışı. Aynen. Şu anda şey olmuş durumda. Zirve noktasına ulaşmış durumda. Evet. Tekrardan da Denizli'nin galibiyetini tebrik edelim. Kutlayalım. Biz Denizlispor tarafındaydık. Denizlispor kazandı. Soma Spor'da 7 maçtır kazanamıyor evet. Diyelim. Geçelim İskenderunspor Fethiye karşılaşmasına. Yani İskenderun bu karşılaşmada geriye düşüp beraberliği son dakikalarda buldu biliyorsun. Yani İskenderunspor'daki bu
Oyun başlangıcını bekliyor musun? İlk etapta oradan başlayalım, sonrasında geçelim. Şimdi şöyle bir nokta var. Bu karşılaşmada biz İskenderunspor tarafındaydık. Gollü olur ve İskenderun kazanır dedik ama karşılaşma biliyorsun berabere bitti. Ve Fethiyespor da öndeydi. Şu anda İskenderunspor'un bir pozisyonu var. Onu da önüme açtım. Bunu da ekrana büyük ihtimalle vereceğiz. Eğer videonun kalitesinde bir sıkıntı çıkmazsa. Soldan yapılan ortada, Çağatay Kurukalıp'ın yaptığı ortada. Fethiyesporlu oyuncunun eline çarpıyor top. Net olarak kesme var. Yani pozisyon bana göre net penaltı. Maçın kaderiyle oynayan bir nokta oldu. Çünkü yani İskenderunspor değil sadece. Bu grupta birçok maçta ki bu hafta yine Düzce Kastamonu maçında da bir penaltı pozisyonu var. Onu da o maça geldiğimizde konuşacağız. Yani hakemler çok ciddi anlamda etki ediyorlar. Bir de yani yan hakemin direkt görüş açısında. Yani oyuncunun eline çarpıyor. Ben pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ahmet Deli de burada gol attı biliyorsun. Amespor'dan transfer oldu. Evet. Sezon orada başlamıştı. Ki 2-0 öne geçtiler ama Eren Tokat ve Mertan Caner Öztürk'ün attığı gollerle maç beraberlik noktasına geldi. Hoca biliyorsun ilk yarı 1-0 bittikten sonra ikinci yarı Gökten oyundan aldı. Mertan Caner Öztürk'ü oyuna sürdü. Şöyle bir nokta var. Karşılaşmada Ergin de başlamıştı. Hoca forveti ikiledi Gökten'i çıkartarak ama ben takımda şunu anlayamadım. Ahmet Sivri neden yedek kalıyor? Tamam Ömer Kuşan'ın performansı biraz arttı, goller atıyor ama ya Ahmet Sivri bence bu takımın en değerli hücum oyuncularından birisi. Sen ne düşünüyorsun? Yani doğru. Ahmet Sivri oynadığı maçlarda genelde olumlu katkılar da verdi. Ama ya bazı futbolcular vardır ki hoca idman performansını beğenmez, oynatmaz. Yani hı-hı, öyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Bakalım daha sonraki haftalarda nasıl bir reaksiyon alacak. Çünkü İskenderunspor'da bence bu hafta çok önemli 2 puan kaybetti. Yani belki son dakikada bir puan aldı gibi gözüküyor evet, ama aslında beraberlik değil onlar için galibiyet gerekiyordu. Ya ben İskenderun kazanır tam dememiştim, öyle hatırlıyorum. Karşılıklı goller bekliyordum, öyle de oldu. En azından gol konusunda tahminim tuttu diyelim. Ve İskenderunspor için kayıp bir hafta oldu. Kesinlikle. Diyelim Iğdır'la beraber bu hafta yukarısı için söylüyorum. Fethiyespor'da yanılmıyorsam 7 maçtır kaybetmiyorlar. Onları da çıkışlarından ötürü kutlayalım. Tabii bir de İskenderunspor'un şöyle bir nokta var. Menemen Bay geçtiği hafta da puan kaybı yaşadı. Evet. Isparta da kazandı. Ya İskenderun tam anlamıyla yandı. Hatta bana göre Menemen hafta sonunu karlı geçirdi. İskenderun'un bu beraberliğinden dolayı. Öyle tabii düşünüyorum. Bir diğer maçımıza geçelim. Evet, geçelim sonraki maçımıza. Belediye Denizlispor, Etimesgut Belediyespor ki az önce de bahsettik yani Denizlispor'la beraber aşağısı için en karlı takım. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Takımlardan biri oldu denince. Kazanan iki takımdan biri oldu. Sahalarında iyi oynamaya devam ediyorlar. Yani bu hafta da yine bol gollü bir karşılaşma. Önce de Isparta yapmışlar 2 hafta önce 0. Aynen, net bir skor yine. Kazandılar. Ne düşünüyorsun Derince'nin çıkışı için? Vallahi Derince'yi öncelikle galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Çok kritik bir 3 puan oldu. Bu karşılaşmada yine karşısında da yine istikrarsız bir Etimesgut vardı. Çünkü Etimesgut da bir maç kazanıyor, bir maç kaybediyor. Evet. Çok istikrarsız bir performansı var. Hiç beklemediğim maçtan gidip galibiyet çıkartabiliyor. İşte İskenderun maçı var örnek verecek olursak. Deplasmanda 1-0 mağlup etmişlerdi. Şimdi Derince son haftalarda gol de atmaya başladı. Biliyorsun ilk devre Belediye Derince hem gol atma hem de gol yeme noktasında kısır bir takımdı. Zaten ikisi de ligin en az gol atan 4 takımından evet, biriydi. Yani Derince gol de yemiyordu, gol de atamıyordu ama ikinci devre Derince özellikle son haftalarda yani son 3 maçta Derince'nin attığı gol, kendi sahasında konuşuyorum yani daha da son 2 maç 6 gol oldu. 3 Isparta'ya attı, 3 Etimesgut'a attı, 27 gole geldi bir anda. Yani Etimesgut'un ve işte Derince'nin en büyük sıkıntıları zaten buydu. Hani maçları çözme noktalarıydı. Doğru. Derince bunu son haftalarda başarmaya çalışıyordu ve bunu bence sahaya yansıtıyor. Özellikle Alperen Pak, Okan Baydemir ve Melik Derin. Yani bu oyuncular çok değerli oyuncular. Okan işte sol tarafta, Melik sağ kanatta. Alperen de biraz forvete yakın noktada oynuyor. Bir de Ege'nin devre arası transfer olması genç oyuncu. O da hani etkili oyunculardan birisi. Biliyorsun Göztepe'de de oynamıştı. Evet. Zaten İzmirli kendisi. Hatta hoca Şakir Eskayboğlu'nun oğlu zaten. Hani belediye derince belli noktalarda aldığı bu oyunculardan dolayı onlardan katkı aldığı zaman da işler farklı noktada olur. Ömer Faruk Çalışkan mesela yeni gelmişti. O da sakatlandı mı maçta? Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Durumu ben biraz ciddi olarak gördüm. Hatta Derince tarafına da soracağım. Çarşamba günkü programda onu konuşuruz. Çok erken çıktı oyuna. Erdican Şehit girdi oyuna. Ondan sonra da zaten dakika 30'da 1-0 öne geçmişti belediye derince. Fatih'te maç 1-1'e geldikten sonra ben dedim maç hani sanki böyle bitecek gibi ama Alperen Pak çabuk cevap verdi. Ardından maç 3-1'e geldi. Taner Hoca da bence iyi başladı. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle.
Hani ben beklentim yoktu. Ha, görüşüm yine hala aynı. Ben görüşüm değişmedi. Dört takım hala aynısını söylüyorum ama üstteki takımlardan özellikle Sarıyer ve Düzcespor. Hani Düzce'ye gene çok katmıyorum. Çok arka arkaya zorlu maçlara çıktılar. Sarıyer düşmek için her şeyi yapıyor. Evet, uğraşıyor biraz. Bayağı bir uğraşıyor. 5 maçtır galip gelemiyorlar. Rakipleri de sürekli kazanmaya başlayınca alttan. Bakalım bundan sonra seçim neler olacak. Sana bir soru soracağım Etim Eskut'la ilgili. Bu hafta sonu Ahmet'le oynuyorlar içeride. Maç Ankara'da. Diyelim ki maçı kaybettiler. Ahmet kazanmak zorunda. Şampiyonluğu oynuyor. Etim Eskut 34 puanda kalır. Alttaki takımlar kazanırsa işte 31 veya 30 olurlar. O zaman Etim Eskut bir sıkıntı noktasına gelir mi? Veya ya sen hiçbir şekilde sıkıntı yaşamaz diyorsun. Puan olarak tabii ki gelir gibi görünüyor. Atıyorum işte Sarıyer yendi mi 32 yaptı. İşte Derince yendi mi 31 yaptı diyelim ama puan olarak belki hani biraz barem azalıyor desek bile bir şekilde derin yani hem Derince hem Arnavutköy hem Denizli hem Sarıyer hem Düzce yani alttaki tüm takımlar hani Etim Eskut'u geçebilecek takımlar değil bence. Yani Etim Eskut her türlü kalır diyorsun tabii sen. Tabii yani Etim Eskut'tan ben de öyle düşünüyorum zaten. Sakınca bir şüphe yok bence. Ama Düzce ile Sarıyer düşmek için daha ne kadar uğraşacaklar onu göreceğiz. Valla mesela bu sene Sarıyer için de diyorduk bu ilk defa iyi bir kadro kuruldu son yıllarda. Ya o kadro bile bir düşme hattından geldi bir anda. Ama evet, onun nedeni de hocanın seçimleri yani daha doğrusu hoca seçiminden dolayı oldu. 8 maçta bir galibiyet alırsan oradan çıkamazsın. Tabii ki aynen öyle. Bakalım bundan sonraki haftalarda neler olacak. Tekrardan da tebrik edelim hem Derince hem de Taner Güller'i hoca ve ekibine. Aynen. Geçelim o zaman Karaman Futbol Kulübü Isparta karşılaşmasına. Biliyorsun Isparta bir düşüş vardı ve galip gelmesini bildi bu hafta. Deplasmanda 3 golü bir galibiyet aldı. Yani 2-0 öne geçtikten sonra maç hani 3-0'a falan da gelebilecek durumlar da oldu bir anda. Evet. Ama akabinde hemen skoru 2-1'e getirdi Karaman. Ben geri dönüş bekliyordum işte açıkçası Karaman'dan. Hani o saatten sonra yakalanan havadan sonra bir geri dönüşte bekliyordum ama olmadı. Üçüncü golü de buldu konuk ekip. Daha sonrasında yine Alper'in golü oldu ama beraberliği bile getiremedi Karaman maçı. Ne düşünüyorsun? Yani Karaman'ı favori görmüştük şimdi açıkçası. Isparta'da biliyorsun son 5 maçta sadece uşağı yenmiş. O da 1-0 diye vurgulamıştı özellikle. Bu maçta hem galip geldiler hem de 3 gol attılar. Valla zaten bu maçta yanıldık. Hatta bu sezon Isparta tarafında hep yanılıyoruz. Doğru, genelde yanılıyoruz. Yani hem maçların sonuçları olarak hem işte sezon başı dedik bu takım ligde kalmıyor noktası olur diye ama tam tersinde Isparta bu sene yanıltmaya devam ediyor. Ki zaten bu maçta da seninle aynı görüşteydik. Ev sahibi tarafındaydık ama Karaman maça çok hızlı başladı. Pardon, Isparta Spor maça çok hızlı başladı. Karaman da çok tutuk başladı. Muhri sisteminin attığı golle zaten 1-0'a geldikten sonra Isparta daha rahat oynamaya başladı. Daha özgüvenle oynamaya başladı ki Alim'in golü zaten ilk yarıda skor 2-0'a getirdi. Alper Turus'un erken bir gol gelince hani dedik ki maç acaba gelir mi 2-2'ye beraberlik noktasına ama orada da 15 dakika sonra 16 dakika sonra Zeki'nin attığı golle 3-1'e geldi. Alper yine 3-2 yaptı hemen 9 dakika sonra. Yine son dakikalar bir Isparta tarafı için stresi ve sıkıntılı geçti ama skoru korumayı bildiler. Maçtan sonra istemediğiniz görüntüler oldu. Programdan önce de gördük seninle beraber tekrardan baktık. Koridorlarda kavga vardı. Hatta Karamanlı oyuncuların Isparta kalecisi Alp'e karşılık bir şeyleri vardı, söylemleri vardı. Yani söylem vardı derken Alp diye bağırıyorlardı. Demek ki ona tepki vardı. İstemediğimiz görüntüler polis arınmaya çalıştı falan. Tabii olayın şeyini bilmiyoruz, detayını bilmiyoruz. Ne oldu, ne bitti. Belki küfür mü geldi oyuncudan karşı tarafa. Bunu yani bilmediğimiz için net bir şey söyleyemiyorum. Ama bunları tabii ki görmek istemiyoruz. Isparta da bence haftayı karlı kapattı. Hemen bay hem İskenderun puan kaybetti. O anlamda hatta sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Iğdır da beraber kaldı. Iğdır 56'da, Isparta 49'da. Yani bak 200 milyon TL harcayan bir takımdan bahsediyoruz. Ve yani birincilikten oyuncular getirdiğini, hatta Süper Lig'den Burak Bekeroğlu'nu getirdi diyoruz stoper. Yani Iğdır'ın geldiği durum gerçekten içerisinde Isparta'nın hani ben geçen hafta bir yorum yaptım. İç sahada 13 maç 8 galibiyet falan bir istatistik bahsettim. Bana göre 13'te 13 dedim bu. Hani bu kurduğu kadro işte bütçelere karşılık. Ya gerçekten Isparta bu sene çok fazlasıyla beni yanıltıyor. Tebrik ediyorum onları Hakan Karaca önderliğinde. Hafta sonu da onların çok ya bay geçiyorlar. Bir buradan bakayım. Büyük ihtimalle evet bay geçiyorlar. Ondan sonra tekrardan Isparta kaldığı yerden devam edecek. Hatta buradan da bir tekrardan çek edelim. Ondan sonraki maçına bakalım. Aynen bay geçiyorlar. Sonra Anılköy'le maçları var. Hatta 3 maçı çok önemli. Çünkü 2 tane takım alt tarafa yakın. Erzincan da zaten playoff'taki rakibi. Yani Isparta haftayı bay geçecek. Hafta sonu daha doğrusu. Şöyle zaten bir durumda olabilir hani, tabii ki. Iğdır'ı zaten ben katmıyorum ama hani İskenderun ve Menemen'le yarışacağı için o iki takıma göre bir maç fazlası var gibi görünüyordu. Bu hafta artık o da biraz şekillenecek, daha net olacak o tablo. Kesinlikle. Ben Iğdır'la şundan kıyasladım. Hani harcanan para, tabii yani alınan puan ve oyuna baktın mı ya Isparta sanki 200 milyon TL harcamış diyoruz mesela.
işte Iğdır mütevazi bir kadro kurmuş yani diyoruz. Yapılan yatırımlara göre o puan farkının daha da fazla olması gerekiyordu. Evet. Bir de Isparta hafta sonunda playoff'un dışında kalma ihtimali var. Menemen kazanırsa Isparta otomatik playoff'un dışında kalıyor. Aynen. Onu da zaten çarşamba günü konuşuruz tüm maçları. Tekrardan da Isparta'nın almış olduğu galibiyeti tebrik ediyoruz. Değerli bir 3 puan oldu bence. Aynen. Evet. Bu arada Karaman da 8 maç sonra sahasında kaybetti. Onu da belirtelim. Evet. Karaman da öyle. Uşak 24 Erzincan Spor maçına geçelim. 24 Erzincan Spor 6-1 gibi net bir skorla kazandı bu karşılaşmada. Çınar'ın ön plana çıktı özellikle bir karşılaşma oldu. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Yani sürpriz değil tabii ki sonuç ama oyun anlamında, oyuncuların gösterdiği performans anlamında ne düşünüyorsun? Ya zaten beklediğimiz bir galibetti. Herkesin beklediği bir galibetti. Yani bunun üzerine çok konuşacak bir nokta yok ama tek bir şey söyleyebiliriz. Bence Iğdır'ı yakaladı Erzincan Spor ve neyi arıyor? Bunu geçen hafta da konuştuk. Düzce Spor'a karşı verilen 2 puan vardı iç sahada. O maçı kazansalar Iğdır'ın üstündeydi şu anda. Evet, maç fazlaydı da olsa. İkinci sıra için daha fazla şans olacaktı. Evet, bir maçı da fazla, onu da söyleyelim. Ama yani geldiğimiz noktada Erzincan Spor çok başarılı. Bülent Hoca ve öğrencileri ki şu anda son dönemde yaşanan maddi problemleri programlarda söylüyoruz. İşte Anagold'un sponsor olduğu bir kulüp ve Anagold'dan olan o maden faciasından dolayı, kazasından dolayı biraz hani şu anda kulübün üzerinde titreyemiyorlar ve bir sıkıntı yaratıyor da. Ama Erzincan Spor tarafı işine bakmaya devam ediyor. Bülent Hoca takımını iyi bir yolda götürüyor. Erzincan Spor'un hafta sonunda baktığımız zaman da maçı çok kolay olmayacak. Derince ile oynayacaklar. Son haftaların biraz formda olan takımı diyebiliriz Derince için. Onu da çarşamba günü konuşuruz. Yani Erzincan Spor gayet iyi gidiyor. Bülent Hoca'yı ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Çınar ve özellikle Ziya'nın sakatlıktan dönüp skor yapması rakip Uşak da olsa bence önemliydi onun için. Evet. Erzincan Spor hata yapmadan kazandı. Avaraj noktası da bence önemliydi. Çünkü genel avarajda Erzincan Spor'un avarajı çok yüksek. 21'de şu anda. Yani bu çok önemli bence. Tabii canım. Iğdır'la zaten hemen hemen aynı. Kastamonu'ya yaklaştı. Tabii. Bakalım yani bundan sonraki haftalarda nasıl olacak. Geçelim o zaman bir sonraki maçımıza. Geçelim. Sarıyer-Iğdır maçı. Sen herhalde Iğdır kazanır demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Ben Sarıyer bir çelme taksa şaşırmam gibi konuşmuştum. Evet, Iğdır ben hani hem Sarıyer'in kötü gidişatı hem artık Iğdır'ın kazanması gerektiği için evet, kazanır dedim ama olmadı. Maçın içine tam detaylı gireceğiz. Bir ekleme yapayım sana bırakıyorum. Yine bence Metin Diyedin hocadan dolayı bu maçı Iğdır kazanamadı. Tek tek söyleyeceğim zaten. Hamleler geç geldi ondan dolayı mı yoksa yanlış hamleler oldu mu? Ya da 11'le mi? Hem hamleler geç geldi bu bir. Hem ikinci noktada Halil İbrahim Sönmez, Enes Soy noktasını hep vurgu yapıyoruz. Daha doğrusu Enes Soy vurgu yapıyoruz. Sağ çıktı oynuyor diye yine sağ çıktı oynadı. Ayrıca ben Bekircan Kara'dan hep bahsediyorum. Bunu geldiği zamanda da söyledim. Bana göre yanlış bir transfer. Hani bu seviyede şampiyon olacak seviyede bunu kaldırmıyor diye. Bir de üçüncü noktaya geliyorum. Hocanın bir türlü ilk 11'i netleşmedi son haftalarda. Ya bir Bekircan 11'de oynuyor. Kanatta bir Süleyman'ı. Bak Süleyman oynuyordu şimdi Süleyman kesildi. Caner oynuyor bir sol bekte bir Enes Alıç oynuyor. Ya hoca bir türlü dengeyi sağlayamadı. Baktığımız zaman da bu maçta yine mesela işte Mesut Özdemir 11'de başladı. İşte Berkan Mahmut başladı. Eyüp Okcan geçen hafta mesela kesilmişti. Hafta arası burada 11'de başladı. Yani niye sürekli hoca böyle değişiklikler yapıyor? Neden böyle sürekli kadro üzerinde oynuyor ben onu anlamadım. Enes Keskin'e mesela yani son dönemde neden kesti anlamadım. Belki olabilir. Yani 8 günde 3 maç belki bir rotasyon denemesi olabilir. Ne yaptı içinde? Eyüp'ün oynayıp mayıp bu maçta tekrar oynaması falan. Vallahi ben hadi diyelim ki öyle yaptığını farz ederim. Bu sonuca da yansımıyor. Zaten işte sorun orada. Son 5 maçta 10 puan kaybetti Iğdır. Yani hani desem ki takım 3'te 3 gidiyor, 4'te 4 gidiyor veya 4 maçın 3'ünü kazandı. Artık oyuncular bir yoruldu. İşte bir rotasyonumu değerlendireyim. Zaten rotasyonum geniş deyip onu yapsa anlayacağım. Böyle bir nokta da yok. Hatta sana çok garip bir noktadan geleceğim. Dakika 65'te Mert Örnek oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Caner Cavlan. Yani Caner sol bek oyuncusu. Mert Örnek sağ tarafta oynuyor. Ben bu değişikliği de biraz anlayamadım. Aslında şöyle bir nokta var. Mert Örnek maça tabii ki sağ çıkta başladı. Sağ bekte Berkan Mahmut başladı ama hoca Süleyman'ı oraya aldı. Caner neden oyuna girdi ben onu anlayamadım. Yani Caner'in oyuna girmesini anlayamadım. Caner sol bek oyuncusu. Yani Caner'i kanat gibi oynatmasını ben hocanın anlayamadım. Tamam Caner'in hücum gücü yüksek. İyi çıkışları var, ortaları var, hatta şutları var. Bu sene attığı güzel bir gol var. Ama Caner sen direkt sol açıkta oynattın mı verim vermez ki sana. Adam sol bek oyuncusu. Ben onu anlayamadım. Yani biraz sıkıntılar var Iğdır'da. Hoca noktasına bakarak söylüyorum. Bir de sanki artık Iğdır şampiyonluktan koptu mu, kopmadı mı çok da net bir şey diyemem şu anda ama kopma noktasına doğru Iğdır gidiyor. Bir de Ahmet deplasmana gidecek Iğdır daha. Puan farkı 6. Evet. Sıkıntı. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Maçla ilgili zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani Iğdır bu futbolla yani bu yarışma içinde kalacak gibi gözükmüyor. Hı hı. Dediğin gibi 11'de konusunda da bir hoca tam bir randıman alamadı. Yani son
4-5 haftadır ki bu zaten puanlara da yansıyor. Evet. Yani o son 5 maçta 10 puanı kaybetmesen şu an 66 puandasın. Hı-hı. Hakikaten çok kritik puanlar. Bir de hani işte ligin düşme adaylarından Denizli'den evinde uçuyorsun. Sarıyer'den deplasmanda gol atamadan yine puan kaybederek dönüyorsun. Yani hakikaten yani ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Hani Kastamonuspor karşısında dediğimiz gibi oynak eden taraf belki Iğdır'dı. Kastamonu biraz orada beraberliği kurtardı diyecektik, evet. Ama ondan sonraki gelen süreçte Iğdır sürekli düşmeye, sürekli puan kaybetmeye, oyun anlamında da düşmeye devam ediyor. Hı-hı. Bu şekilde de gidişatları hiç iyi gözükmüyor. Tabii ki ayrıca Sarıyer'in iki tane penaltısı verilmedi. O pozisyonları da ekrana vereceğiz. Eğer videolarda bir sıkıntı çıkmazsa, hatta taraftar grupları var. Grup Beyaz Martı bizi de etiketlemişlerdi. Ben dün Diyarbakır'daydım mesela. Amelispor maçına gitmiştim ama gece geldikten sonra tüm maçları tekrardan böyle göz gezdikten sonra iki pozisyonun, ki özellikle ilk yerdeki pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu topu aldıktan sonra içeriye doğru kırılırken Iğdırlı oyuncunun müdahalesiyle yerde kalıyor. Pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum. İki pozisyonu da ekrana vereceğiz, onu söyleyeyim. İkinci pozisyon biraz net görünmüyor. Yani orada oyuncunun içeri kırılma noktasında Iğdırlı oyuncunun bir çelme takma durumu var gibi gözüküyor ama net bir yorum yapamıyorum, ama sanki penaltı gibi duruyor pozisyonda. Iğdır'ın da ayrıca bir golü verilmedi. Enes Soy'la attığı offside verildi ama sanki o pozisyonda offside değil gibi geldi bana. Yani hakem, ben kararını, hakemin yani daha doğrusu performansına, Burak Demirkıran hakem, bu maçın birinci hakemi, bence maçın resmen içinden geçti. Çok kötü bir maç yönetti. Yani hem düşme hattını ilgilendiren, hem zirveyi ilgilendiren böyle önemli bir maçta böyle bir hakem kararlarının, böyle hakem performansının sınıfta kalması da bence facia bir durum. Doğru. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Peki o zaman geçelim bir sonraki maçımız. 68 Aksaray Belediyespor, İnegöl Spor. Yani İnegöl Spor'un bu sefer de düşüşü devam ediyor. Deplasmanda 8 maçları kazanamıyorlardı. Bu 9 maça çıktı. Ya ben Aksaray'dan bir galibiyet bekliyordum ama böyle tek farklı bir galibiyet beklediğimi söylemiştim. Hı-hı. Fakat çok net bir skorla karşılaşmadan 3 puanı, 3 golle aldılar. Ne düşünüyorsun Aksaray'ın galibiyetiyle ilgili? Vallahi ben de biliyorsun Aksaray tarafındaydım. Beklediğimiz gibi Aksaray kazandı ve net kazandı. İnegöl Spor'daki düşüş de bence senin dikkatini çekmiştir. Çünkü özellikle iç sahada kaybettikleri Düzce maçı vardı 3-1'lik. Bir de burada 3-0'lık bir mağlubiyet oldu. İnegöl Spor bir buhrana girdi. Hani yönetim hep diyordu ya, biz işte playoff'u kollayacağız. Ya ne playoff Allah aşkına dedik. Geldiğimiz noktada hayal olduğunu, hatta hayalden de öte olduğunu bence gördüler. Yani çünkü kadronun kalitesi belli. Devranası yaptığı transferler yani belli. 70. dakikada hocanın hamle yapamamasını buna mı bağlıyorsun? Tabii ki. Hoca dakika. Şimdi hani arkaya baktığı zaman da diyelim ki şurada bir sürü televizyon var ama hepsi birbirinden kötü. Hani hiçbirini seçemiyorsun. Şimdi hoca da oyuncularına baktığı zaman da ben oyuncuyu aldım mı bir şey beklemiyorsa hoca niye alsın ki, almak için oyuncu niye alsın yani? Her sakatlık olur, bir şey olur, alır, ayrı bir şey ama etki etmez anlamında bir şey beklemiyorsa umutsuz olarak hoca da oyuna sürmez baktığın zaman da. Yani şimdi bu birçok takımda geçerli, bazen bakıyorsun kadrosunun kulübesine. Çok yetersiz diyorsun. 5 değişik hakkı var hocanın. 2 tane, 1 tane yaptı. Eleştiriyoruz mesela. Bak burada da hoca kaç tane yaptı? 3 tane. Bir tanesini dakika 90'da yaptı mesela. Bir de maç 65'te 2-0'a gelmiş. İşte onu diyorum. Yani İnegöl Spor'da zaten devre arası bu transferlerin yapılmaması, eğer hedefi playoff'sa ki yapmadılar zaten. Ve ona karşılık hani playoff düşünüyorlardı ama playoff şansı zaten hiçbir zaman İnegöl'ün yoktu. Bu devre arası transferlerine bağlıydı. Aksaray'da bence gayet iyi gidiyor. Özellikle Şaban Hoca geldikten sonra Aksaray toparladı. Yani Şaban Hoca ile beraber hem Yasin Abdaloğlu performansını yukarıya çekti. Cengiz Öktün zaten devre arası gelmişti. O da iyi oynuyor. Bence Aksaray kazanarak, hatta daha doğrusu hak ederek kazandı maçı. Öyle söyleyeyim. İkimizin de görüşü ortaktı. Doğru. Biz de beklediğimiz gibi bir maç izledik. Aksaray'ın galibiyetini ben tekrardan tebrik ediyorum. Net bir galibiyet aldılar. Aynen. Kutlayalım Aksaray'ın da çıkışını. Hani geçen hafta bile penaltı pozisyonu biliyorsun. Hani o maçı da belki kazanabilirlerdi. Evet. Yenildiler belki ama çıkışları oyun anlamında devam ediyor diyelim. Geçelim son maçımıza. Düzce Spor, Kastamonu Spor. Fırat Gül'le 4-4 yaptı biliyorsun Kastamonu Spor. Yani her hafta 1-0 kazanırlar belki ama oyun anlamında bence yine çok tartışılacak bir karşılaşma. Sen de Fırat Hoca geldikten sonra hep oyuna vurgu yapıyorsun ki ama, doğru yapıyorsun zaten. Ama yani ben de onu zaten kadar, söylüyorum. Yani 1-0 nereye kadar gidecek çok merak ediyorum. Nerede patlayacak? Bir de Düzce'ye penaltı verilmedi. Bir de her hafta bir hakem hatası konuştu. Belki bu pozisyondaki penaltı pozisyonu ben hani çok net açılardan dolayı çok net belki hani diyemeyeceğim ama yine tartışılır bir pozisyon var maça damgasını vuran. Ne düşünüyorsun?
Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Öncelikle Kastamonuspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Kastamonu tarafındaydım. Kazandılar. Gollü bir maç bekliyordum ama gol yönünde kısır geçti ki. Aslında erken de geldi gol. Ama. Yalçın'ın golü. Pozisyonda yine tartışmalar da var bu pozisyonda. Topun işte kornere çıkmadı, aslında out oldu ama hakimin korner verdiğine dair çok fazla itirazlar var ama ben en net olarak söyleyeyim sana, penaltı pozisyonu, Düzce'nin penaltı beklediği pozisyon net penaltı. Çünkü oyuncu topu kurtarmaya çalıştığı zaman da topu dokunup hani üstünden aşıtmaya çalışıyor. Kastamonu'da onun da oyuncunun şöyle bir kesmesi var. Ya pozisyon net penaltı. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Ya pozisyonda ben çok net bir penaltı var diyemiyorum. Ben diyemiyorum. Bence net penaltı pozisyon. Çok açıyı da ben bilmiyorum. Farklı açıdan mı izledik? Ben izlediğim videoda çok net göremiyorum. Böyle kolunu çok açıp da kestiğini çok net pozisyon göremiyorum. Pozisyon tam buradan böyle görüntü vardı benim izlediğimde. Yani pozisyon net penaltı. Hatta dün katıldığım yayında da ben bahsettim. Orada da penaltı olduğunu söyledim. Yani pozisyonda kesme var böyle. Çünkü hani omuza çarpsa, şuraya çarpsa, şöyle çarpsa anlarız ama net buraya müdahale var. Ve pozisyon penaltı. Hani belki pozisyonun bulunduğu noktada farklı bir bölgede olsa hakem belki devam diyebilir. Belki biz de diyebiliriz, bir şey yok ama hem ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. Penaltı pozisyonunun penaltı noktasının üzerinde. Bir de topla hiçbir işin, rakiple bir işin yok. Evet. Direkt topu kesmeye noktalık bir hareket var. Ya ben penaltı pozisyonunun net penaltı olduğunu düşünüyorum. Onu sana söyleyeyim. Ya bak Düzce Spor hafta sonu Iğdır'a gidecek. Şimdi hakem hakkını yedi mesela. Kaybettiği zaman da alttaki takım kazandı mı Düzce düşme hattına gelme ihtimali var. Ya bunun hesabını kim verecek mesela? Bunu her takım için konuşuyoruz. Ben bir de Fırat Hoca'yı eleştireceğim. Yusuf Türk'ü kesmeye başladı hoca. Ya Yusuf bu takımda Okan'ın kendine beraber en değerli oyuncusu, en skorer oyuncusu. Ama hoca nedense Yusuf Türk'ü kesti. Süre hatta oyuna bile almadı. Süre çok ilginç vermedi. Bir nokta. Oğuz Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dakika 35'te o da sakatlanıp çıktı. Evet. Çarşamba günkü programda da onun durumuyla ilgili yorumlarımızı yaparız. Eğer var mı veya yok mu noktasında. Aynen. Evet, son olarak hem yukarısı hem aşağısı ile ilgili bir son değerlendirme yapalım. Daha sonrasında yayınımızı noktalayalım. Amespor liderliğini devam ettirdi. Aynen. Iğdır'ın zirveyle puan farkı 6'ya çıktı. Onu söyleyelim. Kastamonu Spor'da takibini sürdürüyor. Erzincan'ın galibiyeti değerliydi. Isparta'nın galibiyeti değerliydi. Çünkü Menemen bay geçmişti. İskenderun puan kaybetmişti. İskenderun'da önemli. O yüzden Isparta için de güzel bir hafta sonu oldu. Düşme hattında da bence Denizspor, Anıtköy ve Belediye Derince tekrardan ligde kalma yönünde büyük bir yolu kat ettiler aslında. Ben sana hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben bu 4 takımı şu an düşeceğini düşünüyorum ya. Uşağı ayıralım, 3 takımı söylüyorum. Bir anda 3 takım yukarı çıkıp altta 3 tane takım inebilir mi? Sence? Neden olmaz? Çünkü bak Derince, Arnavutköy, Denizli. Üçü de son 3 haftada ikişer galibiyet çıkardı. Aynen. Ama üstteki takımlarda o yok. Evet. Mesela. Yani çok şu anda felaket bir yarış var. Zaten hafta hafta da konuşuyoruz. Aynen. Kazanan takımları da hepsini tebrik edelim. Güzel bir hafta sonu oldu. İzleyen herkesten de öncelikle abonelik bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bize takip etmeyi unutmasınlar. Sana da tekrardan çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi günler. Hayırlı Ramazanlar, hoşça kalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.